Gyoder yeni konut modeli. Metropollerde nüfus artıyor ve mevcut konutlara karşı yükselen talep, kira fiyatlarında dengesiz artışlara neden oluyor. Bununla beraber manipülasyona açık ilan sitelerinin de katkısıyla vatandaşlarımız aradıkları yaşam alanını bulmada zorluklar yaşıyor. Gyoder yeni konut modeli. Ülkemizde önemli projeleri gerçekleştiren kamu-özel işbirliği modeli, devletle özel sektörü çözüm üretmek için ortak bir hedefte buluşturuyor. Bu yeni model, konut yapım maliyetlerini yarıya düşürerek en güncel teknolojiyi kullanan, iyi tasarlanmış, tabiata saygılı ve toplumun ihtiyaçlarına cevap veren bir yaklaşımla şehirlerimizin sürdürülebilir gelişimine katkı sunacak. Bireysel değil, kurumsal kiraya veren yapısını oluşturarak, kiracıyla kiraya veren arasındaki problemleri ortadan kaldırırken büyük bir kalkınma hamlesini tetikliyor. Konut üretiminde kullanılan ham madde ve malzeme fiyatlarındaki artışlar, konut üretim maliyetlerini artırsa da konut üretiminin en büyük maliyeti arsadır. Bu model, arsa maliyetini sıfıra indirerek kiraları yarı yarıya düşürüyor. Devlet, kamu, özel işbirliği yöntemiyle kullanıma açacağı arsalarda konutların üretilmesini sağlarken, arsaların mülkiyeti de devlette kalıyor. Kira rakamları ise ev sahiplerinin kontrolünden çıkartılarak devletin hakkaniyetli denetimine ve kurumsal firmaların yönetimine verilecek. Hem devletçi hem de halkçı olan bu model, milletin devlet güvencesinde ikamet etme konforunu yaşamasını sağlayacak. Yap, işlet, devret modeliyle konut üretimlerinin bir yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. Düşük kira rakamlarıyla çevre yerleşimlerdeki kiraların da düşmesi sağlanacak. Devletin belirlediği şartlar, projenin zamanında bitirilmesi için özel sektörü motive ederken, yüklenici firmalar için hazırlanan sözleşmelerde, yatay mimari, yerli malzeme kullanımı, enerji tasarrufu prensiplerinin uygulanması da şart koşuluyor olacak. Özel sektör olarak, devletimizin erişilebilir konut üretme yükünü, finans kuruluşları ve sermaye piyasalarının da desteğiyle paylaşacağız. Buna ek olarak devletimiz denetleyici pozisyonunda kalarak sorunların önceden tespiti ve çözümünde de etkisini göstermiş olacak. Gyoder yeni konut modeli akıl, vicdan ve 4T prensiplerini temel alan bir yaklaşımla ülkemizde kurumsal kiraya verenlerin devlet kontrolünde yönettiği bir kiralık konut stoğu üreterek ihtiyaç duyulan geçici barınma ihtiyacını da karşılayacak. Gyoder yeni konut modeli.